Çok derin ve detaylı. Baktığınızda birçok ürün var. İşte bir mağaza Migros'a girdiğinizde örneğin işte Coca-Cola'sından tutun farklı farklı çeşitli içecekler var. Ya da Eslovakiki'ye girin ya da farklı bir tekstil firmasına girin. Bir tişörtten, basic tişörtten bir sürü renk görebilirsiniz. Farklı tonlarda. Hatta pembe diyebilirsiniz, kırmızı diyebilirsiniz, mavi diyebilirsiniz ama aslında farklı birçok renk vardır. Çok çeşitlilik vardır. Orada gittiğinizde, gezdiğinizde birçok ürün görebilirsiniz ve bir tüketici olarak bu kadar çok üründen hangilerini tercih ettiğinizin birçok analiz, istatistiksel yöntemler ya da farklı işte matematiksel algoritmalarla çözülür ve bu tarz yöntemlerle birlikte aslında hem tüketicinin davranışını öğrenmek istenir hem de oradaki mağazanın işte ürünlerinin stokları olsun, doğrulukları olsun, satış adetlerinin yükselmesi, hedeflerin tutturulması olsun, bütün müşterinin nasıl satın alma eğilimi olduğunu anlamak için birçok analizler yapılır. Bu analizler için en başında perakende sektöründe biz mağazaya girdiğimizde o ürünleri ne şekilde bulacağımızı bulmak istediğimizle alakalı çalışan ekipler vardır. Bu ekipler şunları yapıyor. Diyor ki ürünlerimizi hangi mağazalara göndermeliyiz? Hangi mağazalar bizim için doğru mağazalardır? Peki bu ürünleri biz ne zaman göndermeliyiz? İşte Ramazan bayramında Coca-Cola daha çok fazla satıyorsa Migros'larda, o zaman ben ona göre mağazalarda stok tutmalıyım. Peki hangi ürünleri göndermeliyim? İşte tekstil ürünleri olarak düşünürsek, işte Antalya bölgesinde ben ne zaman yüzme giyimleri göndermeliyim? Ya da Karadeniz bölgesinde yağış arttığında ben ne zaman yağmurlukları göndermeliyim gibi konular var. Doğru mağazaya, doğru zamanda doğru ürünlerin gönderilmesi aslında alokasyonun işidir. Alokasyon bir diğer adıyla yerleştirme demektir. Yani ürünlerin mağazalara doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan bir çalışmadır. Diyelim ki bir mağaza için bir ürün göndermeniz gerekiyor. O ürünü göndermeden önce sizin büyük bir deponuz var. Bu depodan göndermek istediğiniz mağazaya ürünleri yerleştirmeniz gerekiyor ve baktığınızda aslında belli bir süre alıyor. Bu süre alırken de o mağazada biz müşteriler olarak gidip alışverişlerimizi yapıyoruz. Gidiyoruz işte Migros'tan gıda alıyoruz ya da diyelim ki işte Koton'dan tekstil alıyoruz, tişört vesaire alıyoruz. Ama bu sürede sevkiyat süresinde mağazada ürünler sürekli değişiyor. Biz ürün aldıkça onun yerine başka ürünler ekleniyor. Alokasyon bununla uğraşıyor. Diyor ki bu kadar sürede, bu yol sürede ne kadar satacağını ne kadar satacağını öngörürsek o mağazada müşteri her gittiğinde talep ettiği ürünü bulabilsin. Alokasyonun diğer bir konusu da bu. Aslında biz biraz da ilerleyen slaytlarda bu konuya daha detaylı gireceğiz. O yüzden bunu ekledim. Biraz makine öğrenimi analizler üzerinden konuşalım. Perakende sektöründeki analizler üzerinden. Aslında makine öğrenmesi detayında baktığınızda eski istatistik bilgisi gibi düşünebilirsiniz. İşte yapay zeka ya da derin öğrenme şeklinde yeni isimleri var ama temelinde istatistik ve matematiksel algoritmalar var. Ya da sizin kafanızda belirlediğiniz kurallar var. Şöyle düşünebilirsiniz. İşte siz kendiniz için bir işlem yapacakken ben bu işi bu şekilde yaparsam işte bu sonuçları üretirim diyebiliyorsunuz. Ve yaptığınızda diyelim ki bir istediğiniz sonucu elde edemediniz ve şunu dediniz ki, ya ben bu hareketi yaptım ama buradan istediğim sonucu elde edemedim. Benim yaptığım hataydı bu. Ben bunu nasıl giderebilirim? Aslında makine öğrenmesinde buna odaklanıyor. Diyor ki elinde istatistiksel veri var. Büyük bir veri var. Algoritmalar var. İşte matematiksel kural tabanlı algoritmalar olsun ya da matematiksel algoritmalar olsun ya da dağılımlar olsun, istatistiksel dağılımlar. Bunları alıyor, girdilerini alıyor. Makinenin yani bilgisayarların CPU'ları, GPU'larıyla birlikte bütün algoritmaları hızlı bir şekilde döndürerek hatalarından öğrenmeyi sağlıyor. Makine öğrenimi aslında bu şekilde özetleyebiliriz. Baktığımızda şu anda uzun süredir birçok bir veri topluyoruz. Big data diye bahsediyoruz. Hatta yeni yanlış görmediysen bir de small data diye ayrım çıktı. Big data, small data her yerden veri topluyoruz biz. Peki biz bu verileri topladık nasıl anlamlandırmalıyız? Veriler çok karışık. O kadar çok veri var ki bazen mesela siz analiz yapıyorsanız verinin içinde kayboluyor olabilirsiniz. Ya da diyelim verinin içinde ya aslında buradan yine bir analiz çıkabilir benim için. Buradan şunu da yapabilirim deyip farklı farklı yerlere evrilebilirsiniz. Ya da o datayı hiç anlamıyor olabilirsiniz. Diyelim ki bir görselle alakalı bir çalışma yapacaksınız ve görsellerin piksellerinin rakam halini görüyorsunuzdur ve hiçbir şekilde anlamlandıramıyorsunuzdur. Bunlarla ilgili birçok büyük veri olduğu için de database'lerde tutulur bunlar. Ve bunlar sizin istediğiniz formatlarda farklı farklı yazılım programları, işte Hadoop olsun, SQL olsun, Python olsun ya da R olsun gibi bu programlarda özetlenir ve
data veri mühendisi dediğimiz arkadaşlar aslında bize yalın bir şekilde verileri düzenler ve bize sunarlar. Bu verileri sunduktan sonra diyelim ki biz bir makine öğrenimi, machine learning modeli geliştireceğiz. Bir perakende sektöründeki bir problemi çözeceğiz. Diyelim ki satış tahmini yapacağız. Verileri aldık. Verileri ilk önce bir incelememiz lazım. Bu veriler geldi bize. Hamalinde birçok veri geldi. Belki bu veriyi aslında hepsini kullanmayacağız. Ya da içinden yeni veriler üretmemiz gerekiyor. Burada aslında temel istatistik kullanabiliriz. Verilerin işte medyanına bakabiliriz, ortalamasına bakabiliriz. Buradan veri aslında bize neler dediriyor ya da verilerde bir hata var mı, verilerde bir eksik var mı, bunlara bakabiliriz. Böyle bir süreçten sonra en sonunda diyoruz ki bu verilerle alakalı işte kullanmamız gereken değişkenler bunlardır ya da bu satırlara bizim ihtiyacımız yok deyip aslında baktığınızda veri manipülasyonu yapıyoruz burada. Daha sonra veriyi hazırladıktan sonra diyoruz ki bizim satış tahmini gibi bir problemimiz varsa ya da diyelim ki churn analizi, müşteri kaybını analiz etmek istiyorsak bununla ilgili ihtiyacımız olan ve bizim problemimizi çözecek algoritmayı bulduktan sonra veriyi düzenliyoruz ve veriyi aslında algoritmaları bilgisayar yardımıyla, makineler yardımıyla, yüksek CPU'lar, yüksek RAM'ler yardımıyla daha hızlı bir şekilde algoritmaları çalıştırabildiğimiz için makinelere veriyoruz. Makinelere verdikten sonra o CPU'nun sizin verinizin büyüklüğüyle birlikte ve makinenizin güçlü olup olmamasıyla ilgili aslında verdiğiniz modeller uzun süre çalışabilir. Bazıları dakikada 2-3 model üretebilirken benim çalıştığım yerde 7 gün kadar sürebiliyor modellerin bitmesi. Modellerinizin sayısına, modellerinizin içindeki verinin boyutuna, sizin incelediğiniz değişkenlerin, öz niteliklerin ya da bir diğer adıyla feature setinizin büyüklüğüne göre buradaki modelin başarılı bir şekilde bitmesi, sonuç üretmesi belli bir süre alıyor. O süre aldıktan sonra model diyor ki ben bunları tahmin ettim. Peki bunun karşılığında ben neyi tahmin ettim? Satış adetleri tahmin ettiysem gerçekten yanına gerçekleşmiş satış adetlerini getiriyorum. Diyorum ki ben burada nerede hata yaptım? Hatalarını buluyor, hatalarını analiz ediyor. Diyor ki ben bunun hatalarımı da tahmin edersem aslında biraz daha hatalarımı minimize eder ve daha doğru sonuçlara ulaşırım diyor. Tekrar bir daha algoritma aynı şekilde döndürüyor ama bu sefer satış adedi değil de bir önceki yaptığı modelin hatalarını tahmin etmeye çalışıyor. Kendi kendine öğrenen dediğimiz sistem bu aslında. Hatalarını tahmin etmeye çalışarak minimize etmeye çalışıyor. Bu şekilde dediğim gibi CPU ve RAM'in bize sağlamış olduğu güçlü iterasyonlarla birlikte 400 iterasyon ya da 1000 iterasyon problemin büyüklüğüne göre ya da bizim elimizdeki makinenin gücüne göre döndürebiliyoruz. Ve modeller en son diyor ki, makine öğrenimi sonunda diyor ki aslında benim yapmak istediğim buydu. İlk iterasyonda ben bunu yapmak istedim ama hatalarla öğrendim ve nihai olarak bulduğum ilişki bu. İşte satış adetleri bu şekilde etkilendirir. Ya da sepet analizinde işte Coca-Cola alan kişi cipsi de alır gibi. Nihai bir çıktı üretiyor, tahmin ediyor ve diyor ki ondan sonra diyoruz ki biz tamam sen bunları ürettin. Ancak bu modelin başarısı nedir? Peki bu modeli ürettiğin, nihai modeli ürettiğin hata terimleri, hataları ne şekildedir diye modeli inceledikten sonra test aşamasına geçiyoruz. Eğer test aşamasında istediğimiz sonuçları aldıysak, daha önceden çalışmış bir model varsa bununla karşılaştırabiliriz. Ya da ilk kez bir machine learning projesinde çalışıyorsak, literatürden benzer konularda arayabiliriz. Başarı performansı ne şekilde, bunu başarı ölçtüğü ne şekilde diye. Oradan aslında kendimize bir ölçü belirleyebiliriz. Eğer diyelim ki testten başarısız çıktı, peki ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda tekrar geri dönüyoruz. En başında yaptığımız analizlere diyoruz ki bu veri setini tekrar bir daha analiz edelim. Biz bir şeyleri mi kaçırıyoruz? Bu sefer biz kendimize dönüyoruz. Diyoruz ki biz nerede hata yaptık? Şimdi yaptığımız hataları bir daha bakalım. Acaba buradan ben bir şey kaçırıyor muyum? Bunu yaptıktan sonra aslında bu bir döngü. Mesela benim yaptığım son projede yapay sinir ağlarıyla ilgili çalışıyordum. Yaptım her şey çok güzel. Verdim işte arada yazdım kodu. Çalışıyor çok güzel. Tahminler bir gün sürdü üretmesi. İşte satış tahmini yapıyorum. Diyorum niye bir gün üretti? Bir gün sürüyor. Aman Allah'ım bir gün sürüyorsa çok iyi tahmin etti. Sonra ertesi gün döndüm. Dedim ki model süper. Zaman seyircisinden şöyle grafik yaptım. Çok güzel. Sonra dedim ki şunları bir tahmin edelim. Bakalım ne çıkacak sonuçta. Bir baktım ki pazarla pazartesi arasında böyle aslında olmaması gereken bir tahmin üretiyor. Dedim ki ben nerede hata yaptım? Bununla ilgili tabii bunu söylediğimde Covid-19'dan önceydi. Tekrar geri döndüğümüzde inşallah nerede hata yaptığımı bulacağım. Ama tabii pes etmiyoruz. Dönüyoruz ki ben nerede hata yaptım? Demek ki ben orada bir tane feature
öyle bir future koymalıyım ki orada yaptığım hatayı çok güzel bir şekilde yakalayabilmeli. O yüzden geri dönüyoruz, diyoruz ki tekrar feature set'e bakalım. Belki aslında yeni feature engine deniyor şu anda, değişken üretme. Farklı değişken üreterek oradaki hatayı minimize edebiliriz. Ya da çok gereksiz öz nitelikler, değişkenler koymuşuzdur, onları çıkartabiliriz. Farklı farklı, birbirine çok ilişkili değişkenler koymuşuzdur, onları analiz edebiliriz. Onlar modelimizin başarısını etkili olabilir, olumsuz etkili olabilir gibi. Tekrar bunları analiz ediyoruz. Makine öğrenim süreci bu şekilde. Şu görselde biraz daha belki oturtturabilirsiniz. Büyük bir veri var. Bu büyük veri, veri mühendisleri tarafından bize güzel bir şekilde hazırlanıyor. Analiz ediyoruz. Veriyi analiz ettikten sonra aslında filtreliyoruz. Diyoruz ki datalarımızı biz işte eksik veri varsa, eneyler varsa bunları doldurmalıyız. Bunları ne şekilde yapmalıyız? Makineye verdik, uygun algoritmaları öğrendik. Bu algoritmalar bizim problemimize çözüm sağlıyor mu? Onların hepsi hatalardan öğrendi. En sonunda diyoruz ki biz bakalım ne hata yaptık. Ve tekrar aynı makine öğrenimi gibi biz de bunları uyguluyoruz. Peki perakende sektöründe yapılan birçok analiz var. Onlardan biraz bahsedelim ama bizim konumuz talep tahmini olacak. O yüzden onu biraz daha ileride detaylandıracağız. Sepet analizi var. Sepet analizi işte siz markete girdiniz. Ürünleri alacaksınız. Diyelim ki eski iş yerimde yaptığım analizden biliyorum. Ramazan bayramında da Coca-Cola satışları artıyordu Ramazan ayında da. İşte Ramazan ayındayız. Coca-Cola alacağım. Coca-Cola'nın yanında ne alacağım? Ya akşam bir de film izlerim iftardan sonra. Bir de cips alayım yanında. Ya da diyelim ki işte gittim baktım ton balığı gördüm. Ton balığını alayım. Tamam okey, ton balığında kampanya var. Ama ton balığı neyle güzel gider? İşte neyle gider? Makarnayla gider. Gittim makarna aldım. Yani bir ürünle birlikte diğer ürünler neler alınıyor diyor. Bakılan analiz aslında bu. Sepet analizi yapıldıktan sonra belki aslında o aynı sepete giren ürünler daha yakın yerde tutulur ve aslında müşteriyi siz onu almaya yönlendirebilirsiniz. Böyle analizler yapılıyor. Müşteri kayıp analizi dediğimiz churn analizleri. İşte ben bir müşteriyim diyelim ki Trendyol'da işte elbise alıyorum sürekli. Aldım elbiseleri. Bir dönem bıraktım, almamaya başladım. Neden? İşte bunu Trendyol aramaya başlıyor. Diyor ki işte Zeynep benden sürekli işte şu tarz elbiseleri alıyordu. Benim fiyatlarım böyle böyleydi. Ne oldu da Zeynep'i ben kaybettim? Ya da işte benim verim üzerinden şunu hesaplayabilir. Ben Zeynep'i kaybettim. Peki diğer müşterimi kaybetmek için benim bana verecek önden bir tane alarm sistemi olması lazım. İşte Zeynep'i kaybetmemin sebebini bir başka yerde yaşamayayım. Bunu bulayım, o zaman o müşteriye gideyim, mail atayım. Bakın indirim var, işte sizi çok özledik gibi mailler geliyordur size. O tarz analizlerin yapıldığı müşteri kayıp, yani churn analizleri. E-ticaret kanalında çok yapılıyor bu analizler. Segmentasyon, müşteri segmentasyonu yapıp işte yeni belki duymuşsunuzdur personalar çıktı. İşte müşteriyi anlamak, müşterinin ne tarz ürünleri tercih ettiğini anlamak ya da siz hangi kampanyayla giderseniz o müşteriyi kazanırsınız detaylarını anlamak için müşteriler segmente ediliyor. Diyelim ki çok büyük bir müşteri setiniz var ve siz tek tek o müşteriye gidip özel işlemler, özel kampanyalar, indirimler yapamıyorsunuzdur. O müşterileri aslında kümelemeniz lazımdır. Segmentasyon burada da sizin işinize yarar. Chatbot genel internet sitesinde girmişsinizdir. Akıllı asistan diye geçiyor. İşte siz yazıyorsunuz diyelim ki elektrik faturamı ödemek istiyorum ama ödeyemiyorum şu sebeple. Oradaki teksti algılıyor. Diyor ki işte ben bununla ilgili bir eğitime katılmıştım. Teksti alıyor. Yapay sinir ağlarıyla çözüyor. Diyor ki burada işte faturamı ödemek istiyorum dedi. Faturamı ödemek istiyorum dediği komutun arkasında bir sürü şey var, yöntemler var, çözümler var. Onlardan birisini seçip akıllı asistan size diyor ki hangi faturanız? Örnek veriyorum. Bu şekilde analizler yapılıyor. Bu da aslında hayatımızı kolaylaştıran yine bir yapay zeka, machine learning çalışmalarından biri. Fiyatlandırma, işte rakip firma olsun ya da diyelim ki piyasada tekelsiniz, yeni birisi gelecek ve hangi fiyata girerseniz aslında piyasadaki pazar payınızı kaybetmezsiniz gibi analizler var. Bunun için de örnek şunu verebilirim. Ipsos'ta çalıştığımda conjoint analizleri yapıyorduk. Bu da şu demek. Müşteriye diyelim ki çekirdek Milka'dan bahsedeceğim. Milka ürünleri gösteriyor. İşte diyor ki şu fiyattan bu Milka'yı alır mısın? Şu fiyattan bu etiği alır mısın? İşte bu fiyattan da ülke çikolatayı alır mısın gibi sorular var. Oradan aslında müşteri şunu anlamaya çalışıyor. Markaya da en pahalı bir şekilde ben ne kadar fiyatlandırma yapabilirim ki hem müşteriyi kaçırmayayım hem de ben kar marjımdan vermeyeyim. Bu şekilde analizler yapılabilir. Görüntü işlemi
Yine işte Pinterest kullananlarınız varsa ya da Google'da işte görüntüyü bulduktan sonra görüntü üzerinden arattırma yapabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında daha hızlı işlemler yapabiliyorsunuz. Peki perakende sektöründe nasıl olabilir bu? Diye örnek vermek gerekirse, diyelim ki Elsevier 2 için konuşayım. Tişörtlerin renkleri ya da tişörtlerin üzerindeki desenleri görüntü işlemeyle algıladığımızda aslında onları çok güzel segmente edebilir. Ya da onlarla ilgili güzel iş emirleri verebilir hale geliyoruz. Bu da şu demek, daha hızlı işlemler ve mümkün mertebe minimum hatalarda işlemler demek. Ses işleme kullanmışsınızdır belki. İşte bankalarda telefonla işte ben kredi kartı borcumu ödemek istiyorum dediğinizde sesinizden hangi işlem yapmak istediğinizi öğrenin, size o şekilde yönlendiren sistemler. Talep tahmininden bahsedersek, talep tahmini de çok derin bir konu. Sadece bu kısıtlı zamanımız olduğu için daha çok kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım size. Bir müşterinin o ürünü alıp almayacağı ile ilgili tahmin yapıyorsunuz. Bununla ilgili birçok değişken var. Birçok konu etkileyebilir talep tahminini. Birazdan onlara gireceğiz ama ilk onlara girmeden önce tahmin nedir diye bir bahsetmek istiyorum. Bir olayı önceden kestiriyoruz. Bir olayla ilgili önceden diyoruz ki öngörüde bulunuyoruz. Bu işte hava durumu, yarın sıcaklıklar çok sıcak gitti. Bugün çok sıcak hissettim. Yarın da biraz daha artacak. Mayıs'ın sonu yaz dönemi geldi. İşte yarın 35 derece kesin olur gibi mesela tahminler, öngörülerde bulunabiliyoruz. Ama peki bunları yaparken neler kullanıyoruz? Akla, sezgiye ve verilere dayalı olayları önceden kestirebiliyoruz. Diyoruz ki aslında elimizde bir veri var. Sezgi dediğimiz daha önceden öğrendiğimiz, biz bunu yaşadık ve daha önceden öğrendik. Bir şekilde aslında beynimizde yapay sinir ağlarında çalışırken vardı. İşte sinapslarla algıladık ama bunu bir türlü biz bunu anlatamıyoruz. Çünkü bu biraz daha kara kutu gibi. Diyoruz ki sezgilerle biz bunu öğrendik. Diyoruz ki sezgilere dayanarak bununla ilgili öngörülerde bulunabiliyoruz. Peki tahmin yöntemleri nasıl ayrılıyor? İşte nitel yöntemler ve nicel yöntemler şeklinde ikiye ayrılıyor. Nitel yöntemler ölçülemeyen yöntemler, sayısal olmayan yöntemler. Genellikle niçin, nasıl, ne şekilde gibi sorulara cevap arayan yöntemlerdir. Nicel yöntemlerse olguları ve olayları sayısal olarak açıklamaya çalışırlar. Zaman sayıları, örnek veriyorum. Şimdi yakından takip ediyorsunuzdur belki. Altının yükselişi, benim son dönemlerde çok takip ettiğim, kaçırdığım, oradan bir kazancı kaçırdığım bir yer olduğu için sürekli altını takip ediyorum. Peki zaman sayısı burada nasıl oluyor? Farklı farklı zamanda bir tek altınla alakalı ben nasıl seyrettiğini görebiliyorum zaman serisinde. Bir tek gözlemim var ve farklı zaman dağılımında görebiliyorum bunları. Yatay kesit analizleri ise, işte sizi yolda çevirmişlerdi belki üniversiteden arkadaşlar da var galiba yanlış bilmiyorsam. İşte, anket yapanlar da vardı. Sizi yolda çeviriyorlar, soruyorlar. İşte diyelim ki COVID-19 sizce ne zaman biter? Normal hayata ne zaman geri döner? Sizce bu yaz tatil yapabilir miyiz gibi sorular sorar ve birçok böyle örneklemden sorular sorarak o sorularla ilgili analizler çıkartır ya da yatay kesit analizleri bunlardır. Panel veri yöntemleri ise hem zaman serisinin hem de yatay kesit analizlerinin birleştiği yöntemlerdir aslında. Bu ne demek? Ben iş yerindeki eğitimlerimde de anlatıyorum. İşte TÜİK mesela bana 2 senede bir şunu söylüyor, işte maaşın ne kadar, evi kim geçindiriyor gibi. Hem aynı gözleme hem farklı zaman diliminde gidiyor. Bu da panel veri yöntemlerine giriyor. Makine öğrenimi ise biraz önce de aktardım. İstatistik yöntemleri, işte kural tabanlı algoritmaların gelişmesi, matematiksel fonksiyonlar, dağılımlar, birçok yöntemi kullanarak makine öğrenimi hatalardan öğrenen, kendi kendine öğrenen yöntemdir. Delphi metoduysa bu nitel yöntemlerden ve benim çok sevdiğim yöntemlerden ve aslında şunu söylüyorum tahmin için böyle bir baba yöntemdir diye. Delphi aslında adını kahinlerden alıyor. Şöyle bir yöntem. Diyelim ki işte biz kaç kişiyiz? Atmak da istemiyorum kaç kişiyiz ama. Diyelim ki biz 5 kişiyiz. 5 kişiye diyorum ki işte yarın ne olsun? Yarın acaba diyorum ki işte Elsevier 2'nin satış adetleri ne olacak? Klasik sorum ben, iş yerinde sürekli soruyorum bunu. 5 kişiye sordum. 5 kişi de dedi ki şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Bunları kapalı kağıtlarda veriyorlar. Ben de bunu diyorum ki ortalamasını söylüyorum. Bakın ortalamada şu kadar satacakmış. Peki tahminlerinizi değiştirecek misiniz? Tekrar soruyor, tekrar cevaplıyorlar kapalı kağıtta. Tekrar kapatıyor. Diyorum ki bakın bunun ortalaması bu şekilde.
Böyle birçok yöntem döndürüyoruz. Aslında bakın makine öğrenmesine benziyor. Bir kez söylüyorum, sonucu söylüyorum. Düşünüyorlar, onlar diyor ki acaba benimki mi doğru, ortalama mı doğru? Ben bir yerde hata yaptıysam o zaman tekrar değiştireyim. Haliyle tekrar sürekli bir iterasyon var dahi yönteminde ve sürekli bir ortalama kullanıyor. O yüzden babası diyorum. Temel yöntemi kullandığı için dahi yöntemi. Ben bunu kendi eğitimlerimde de uygulamada da bahsediyorum. Şimdi biraz bir modellerden bahsedelim. Kullandığımız modellerden bahsedelim. Perakende sektöründe ya da tahmin modellerinde böyle çok görmüşsünüzdür. Eğer bir makale okuduysanız ya da işte R'la alakalı bir proje yapmak istediğinizde. Boosting yöntemleri var. Boosting yöntemleri gelişti. Sürekli yeni bir boosting yöntemleri geliyor. İşte gradient boosting machine. Gradient ne demek birazdan göreceğiz. Ekstrem boosting machine gradientin bir evrilmiş hali, geliştirilmiş hali. O da yetmemiş, sonra demişler ki light gradient boosting machine yapacağız bir de hafif bir şekilde. Bu da ekstra benim eklediğim yapay sinir ağları, nöron network gibi yöntemler üzerinde çalışıyoruz perakende sektöründe. Tahmin yapabilmek için, talep tahminini yapabilmek için. Bu modellerden bahsettik. Tamam, tahmin yapacağız ama bizim tahmin etmemiz gereken bir şey daha var öncesinde. Modeli tahmin etmemiz lazım. Diyelim ki satışları tahmin edeceğiz. Ama satışları tahmin edecek model olması gerekiyor. Hali bu modeli de tahmin etmemiz gerekiyor. Klasik yöntemlerden mi? Solda gördüğünüz regresyon yöntemi. İşte şurada dağılan mesela satışlarımız var. Bu satışları tahmin edebilmek için en yakın öyle bir doğru çizmeliyiz ki o doğrudan hataları minimize edecek bir şekilde benim buradan line çizmem, çizgi çizmem gerekiyor, doğru çizmem gerekiyor diye. Regresyon aslında Türkçe'ye çevirirsek ortalama ya da dönüş demek. Böyle farklı farklı yaklaşımlar var. Regresyon var. Ya da karar ağacı yöntemleri var. Karar ağacı yöntemlerinde de işte farklı kümelemeler var. Diyor ki mesela eğer yarın sıcaklık şu derece olacaksa, işte 35 ile 40 derece olacaksa satış hedeflerimin ortalamada bu kadar olur. Yağışlar 0 ile 2 arasında olursa işte satışlarım şöyle olur gibi farklı farklı karar ağaçları çiziliyor. Bunun da farklı bir algoritması var ve bu algoritma çalışarak yine hataları minimize edecek bir şekilde modeller çalışıyor. Bu modelleri tahmin etmek gerekiyor. Ama bizim biraz önce anlattığım gradient boosting machine modelinin temelinden bahsedelim. Çok duyduğunuzu düşünüyorum. GBM bir diğer kısaltılışı. Boosting nedir? Gradient nedir? Gradient aslında şurada gördüğünüz gibi artarak azalmak demek istiyoruz burada. Gradient listen artarak azalıyor. Yani bu ne demek? Aslında biz neyi azaltmaya çalışıyorduk? Hataları azaltmaya çalışıyoruz. Neydi? İşte makine öğrenmesi yaptı, bir tahmin yaptı, hatalara baktı. Dedi ki ben burada hata yapıyorum, bu hataları minimize etmem lazım. Nasıl minimize edeceğim? Tekrar bu modeli çalıştırayım, hatamı tahmin edeyim bu sefer. Benim bir tane maliyetim var burada. Maliyetim hata gibi düşünebilirsiniz. Bunları azaltmaya çalışıyorum sürekli. Gradient denmesinin sebebi bu. Hatayı azalttım. Şurada dedim ki ben bu noktada kazanıyorum. Bu noktada kazanıyorsam burada ben durabilirim artık. Bu benim modelimdir diyor. Ama bunu yaparken de farklı yöntemler kullanıyor burada iterasyonda. Eğer sadece diyelim ki 100 adet bir gözleminiz var ve 100 adet gözlemle ilgili bir model tahmin etmek istiyorsun. Tek seferde 100 adet gözlemi alıp model tahmin ederseniz aslında single, tek bir iterasyonla yapmış olursunuz. Bu sizin modeli performansının başarısı aslında düşük olabilir. Neden? Ya fazla öğrenmiş olabilir ya da bazı gözlemleri kaçırmış olabilir. O yüzden yine makine öğreniminde makinenin de vermiş olduğu CPU ve GPU'nun gücüyle birlikte, RAM'in gücüyle birlikte farklı farklı begging ya da boosting yöntemleri de uygulanmaya başlandı. Begging ne? Paralel bir şekilde 100 gözlemden rastal olarak ya da sizin belirlediğiniz bir istatistiksel dağılıma bağlı olarak diyor ki 100 tane gözlemden 30 tanesini aldım. Bir diğer 30 tanesini aldım. Bir diğer 30 tanesini aldım. Hop modelimi böyle çalıştır. Boosting yöntemi ise şunu yapıyor. Sen aldın oradan, işte gözlemden aldın. 100 tane gözleminden işte dedin ki bunun %70'ini aldım, tahmin ettim. Tahmin ettikten sonra hatayı hesapladın. Dedin ki ben bu hatayı neden yaptım? Bir de bu hatayı tahmin edeyim dedin. Bağlı ardışık olarak gözlemleri tekrar tekrar tahmin ettiğin yöntem. Gradient hem boosting'i kullanıyor hem de hataları minimize etmek için burada cost function yani bedel fonksiyonu diye Türkçe'ye çevrilmişmiş makine öğreniminde. Buradaki hataları minimize etmeye çalışıyorlar. Ayrıca dilerseniz GBM'de begging'le birlikte kullanabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir örnekleriniz varsa, bir setiniz varsa begging'i de birlikte kullanabiliyorsunuz.
Şimdi burada anlattık, hata terimleri var, işte modeli tahmin ettik, sonra hataları tahmin etmeye çalıştık. Öyle bir sürü iterasyon döndürdük. Şimdi gözümüze canlandıralım. Şu ilk iterasyon, böyle bir tane tahmin yapmaya çalışıyorum. Hatalarımı hesapladım bu şekilde. Aslında birçok hatam var. Yani hatayı nasıl hesapladım? Geldim şuradaki gözlemden şunu çıkardım, mutlağını aldım. Şuradaki gözlemden bunu çıkardım, mutlağını aldım. Ve bu şekilde hata yaptım. Şimdi benim tahmin edeceğim değişken artık bu oluyor. Bunu gelip burada tahmin etmeye çalışıyorum. Hatalarımı hesapladım, geldim baktım böyle, böyle. Böyle birçok iterasyon döndürdükten sonra artık hataları minimize etmeye başladım. Ve daha başarılı yöntemler elde etmiş oldum. Peki biraz önce bahsettiğim işte GBM mi daha iyi, XGBoost'un iyi, ilaç GBM mi daha iyi diye bakarsanız işte zaman içindeki bütün problem, işte zaman içinde yaşanılan problemler çözülmeye başlandığı için tabii XGBoost'la Light GBM daha iyi performans göstermeye başlamış. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. GBM hatalardan öğreniyor dedik. Hatalardan öğrenerek aslında modeli geliştiriyor. Sizin bilmediğiniz bir iterasyonla çalışıyor. Diyelim ki 100 kere dönsün. 100 kere alsın o ağaç çalışsın. Ve öğrenme oranı öğrenme oranıyla birlikte, yani learning rate, shrinkage diye geçiyor Arda da, kodda. Burada aşırı öğrenmeyi, aşırı uyumu önlüyor. Peki XGBoost'un GBM'de avantajları ne derseniz, GBM biraz daha uzun süre çalışabiliyor, veriniz büyükse biraz daha uzun sürebiliyor. Sizin söylediğiniz iterasyon kadar çalışıyor. Diyorsunuz ki mesela 40 ağaç çalıştır. GBM karar ağaçlarını çalıştırdığı için diyor ki 40 ağaç çalıştır. Ama sizin belki sadece 200 ağaca ihtiyacınız var. GBM diyor ki yok, sen 40 verdin, ben 40 ağacı çalıştırırım. O zaman ne yapıyorsunuz? 200 tane ağacı fazla çalıştırmış oluyorsunuz. XGBoost bu problemi çözüyor. Ağaçları yeteri kadar çalışıyor. Yani diyor ki ben bir fayda elde etmiyorsam bu ağacı çalıştırmam. Ağaçları çalıştırıyor, ağaçları paralel çalıştırıyor. Ve bunları da yaparken de aslında bir yandan da donanım optimizasyonu, yani bu CPU'da işte RAM'de daha bu, nasıl hızlı kullanabilirim diye böyle IT'sel sihirler yapıyor. Onları da yaparken iterasyon sayısına ihtiyaç yok. Neden? Çünkü zaten kendi diyor ki ben karar vereceğim ağaç sayıma. Çünkü ben burada nereye kadar faydalı olacağımı biliyorum. Faydasız yerleri keseceğim diye. Eksik verilerde ve küçük verilerde daha iyi tahminci oldu. Tahmin bulunmuş. Eksik veriler dediğimde diyelim ki sizin işte 100 tane gözleminizde 10 tane eksik veri var ve bunu nasıl dolduracağınızı bilmiyorsunuz. Ekstra bunu doldurmak için bir analiz yapmanıza gerek yok XGBoost'ta. Bunları yine karar ağaçlarında gruplayarak eksik verileri tahmin edip ondan sonra tekrar bir tahmin modeli çalıştırıyor. GBM'e ekstra olarak öğrenme oranı learning rate ile birlikte işte bu overfitting'i önlemeye çalışıyor. Aşırı uyumu önlemeye çalışıyor. Ama XGBoost diyor ki ben rich ve lasso regülatörlerini ekstra kullanırım öğrenme oranını. Bunu da kullanarak diyor ki GBM'e göre ben aşırı uyumu da daha iddialıyım. Daha iyi bu problemi halledebiliyorum diyor. Light GBM ise XGBoost'tan sonra geliştirilen yeni modellerden. Daha az RAM kullanıyor, daha yüksek doğrulukları var. Bunun da nedeni aslında karar ağaçları yapısındaki kullandığı algoritmadan dolayı, ağaca iniş şeklinden dolayı. Bunları da kullanarak iyi sonuçlar elde ediliyor. Perakende sektöründe de sık sık kullanılan XGBoost ve Light GBM. Bunlar şu anda iyi başarılı sistemler. Peki karar ağaçlarının alternatif olarak başka hangi makine öğrenimi ya da derin öğrenme olarak da giriyor yapay sinyalları? Neural networkler. Neural networkler aslında insan beynini taklit etmeye çalışıyor. Neden? İşte girdilerimiz var bizim, bir de çıktılarımız var. Bu girdilerle çıktılar arasında bilgiyi işleyen sinapslar var. Bu sinapsları diyor ki, ben diyor, benim için işte satışlar bir girdi, satışları tahmin edeceğim. Ama içeride öyle bir büyük feature seti var ki, bir grid değişkenler var ki, satışlar o kadar büyük, o kadar fazla şey değiştiriyor ki benim bunu bulmam lazım. Ama bunu bulurken de ne yapmalıyım? Orada birçok böyle gizli katmanlar var. Onları tahmin etmeye çalışıyor yapay sinyalları. İşte girdim, çıktım, arada da gizli katmanlarımı tahmin etmeye çalışıyor. Gizli katmanları tahmin etmeye çalışırken farklı farklı aktivasyon fonksiyonları kullanabilir. Bunlar ne olabilir? İşte doğrusal olabilir, sigmoid olabilir, doğrusal olmayan yöntemleri kullanabilir. Ama yapay sinyallerle çalışırken ki problem aslında biraz kara kutu olması. Yani işte karar ağaçlarına bakınca, algoritmaya bakınca biraz daha net anlayabiliyorsunuz ama yapay sinyallerinde dediğim gibi mesela siz bir şey öğrendiğinizde diyorsunuz ki ya ben bunu öğrendim, biliyorum, böyle olacak. Ama bana sorsan nasıl, ben bunu işte tek tek işte
anlatamam, madde madde sana anlatamam ama biliyorum evet bu iş böyle. Aslında bunları sezgisel öğreniyoruz ve bizim dediğimiz o sinapslar şeklinde öğreniyoruz ama kelimelere dökemiyoruz. Bunları sıralayamıyoruz. Kara kutu aslında yapay sinir ağlarının bir problemi. Analiz ediyoruz, güzel sonuçlar çıkartıyor, performans yüksek. Ama detayına inmek istediğinizde gerçekten bayağı bir doktora konusu diyebilirim yapay sinir ağları. Yapay sinir ağlarının peki avantajları neler? Doğrusal olmama, doğrusal olmayan problemlerde iyi çalışıyor. Paralel çalıştırabiliyorsunuz, kendi kendine öğrenme var. Ekstra öznelik vermeden de zaman serileri kullanarak da aslında satış adetleri tahmin edebiliyorsunuz. Genelleme yapabilirsiniz, içini modifiye edebilirsiniz. Farklı uç değerlerde hatalara toleransı var, esnektir, eksik verilerle daha iyi çalışabilir. Çok sayıda değişken kullanabilirsiniz. Size bahsettiğim bir gün süren modelde mesela gerçekten 100 adet feature kullanmıştım. Büyük de bir veri vardı. Çok sayıda değişken kullanabiliyorsunuz. Ekstradan da farklı yeni değişkenler ekleyebiliyorsunuz aslında. Yani ben zaman serilerinde kullanmıştım. Zaman serileri dağında kullanmıştım. Orada farklı kendi tanımladığım değişik feature setleri de kullanabiliyorum. Kendisini hatta sezonsal etkiler vesaire kullanabiliyorum bunun içinde. Burada R paketlerinde bizim sıklıkla kullandığımız GBM'i size aktardım. GBM'de nasıl kullanıyoruz derseniz, biz R'da yazdığımız bütün projelerde, istatistiksel modellerimizde, işte satışları tahmin ederken ya da farklı clustering yaparken, işte mağazaları clusterlarken ya da ürünleri clusterlarken kullandığımız çok sık paketler var. Bunlardan ilki data table, benim çok sevdiğim, favorim. Data table olmazsa olmaz diyorum. Data table'ı kullanıyoruz. İşte cluster algoritması var. Bunun içinde KNN kullanabiliyoruz, PAM var, bunları kullanabiliyoruz. Bizim işte GBM modelimiz var. GBM modelini kullanabiliyoruz. XGBoost var. XGBoost'u kullanabiliyoruz. Ya da Forecast burada yok ama Forecast paketimiz var. Oradan yapay sinir ağlarını kullanabiliyoruz. Ya da diyelim ki bir analiz yaptık ve tek tek aslında analizlerle ilgili bir istatistik verisi elde etmek istiyoruz ama tek tek yazmak istemiyoruz. Matrix diye bir paket var. O da çok faydalı. Onu da kullanabilirsiniz. Böyle birçok paket kullanabiliyoruz. Neye ihtiyacımız varsa kullanabiliyoruz. GBM paketiyle alakalı da burada küçük bir örnek aslında. GBM'in içindeki formülü aktardım size. İşte GBM'de değişken veriyoruz. Burada GBM'de işte değişkenlerin çıktıların ne şekilde etkilesin? Parametrede işte dağılımı ne şekilde olsun? Gauss'un dağılımı mı olsun? Kaç tane ben ağaç vermeliyim? Hani demiştim ya, XGBoost ağaç sayısı vermiyoruz, gerek yok. Çünkü o diyor ki ben istediğim yerde keseceğim. Fayda görmediğim yerde gerek yok. Ama GBM'de veriyorsunuz. Burada diyor ki 1000 adet ağaç çalışsın. 1000 kere bu iterasyon dönsün. Peki benim öğrenme oranım ne olsun? Bu öğrenme oranı işte 0 ile 1 arasında ama 0'a ne kadar yakınsa aslında o kadar iyi. Çünkü şunu yapıyor öğrenme oranı. Siz modeli tahmin ettiniz. Öğrenme oranı diyor ki ya ben bunu diyor %5 bir küçülteyim. Hata yapmış gibi göstereyim. Tekrar çalıştığın algoritmayı tekrar öğrensin. Tekrar öğrensin. Buna kadar aslında küçükse o kadar daha fazla öğrenmeye meyilli oluyor algoritma. Feature setlerinin ben ne şekilde birbiriyle etkileşsin bir parametresi bu. Begging parametresi diyelim ki işte 1000 tane gözleminiz var. Bunun 500 tanesini ben rastlar olarak seçerim ve bundan model üretirim diye bir parametrem. Bu da karar ağaçlarındaki ağaçların dallarını seçerken aldığı bir parametre. Ben karar ağaçlarını alırken kaç tane feature'a dokunmalıyım parametresi. Karar ağacına bakarken minimum kaça inmem gerekiyor parametresi. Bunların çıktısını vereyim mi? Parametresi gibi birçok parametre var. Diyelim ki siz bir GBM çalıştıracaksınız ya da XGBoost çalıştıracaksınız. Bu parametrenin tek tek ne işe yaradığını araştırmanız gerekiyor. Gerçekten sonuçları değiştirebiliyor. Özellikle şu dağılım. Sizin işte diyelim ki probleminiz doğrusal mı yoksa doğrusal değil mi? Nasıl bir dağılımı var buna bakmanız gerekiyor. Ona göre de burada istatistiksel dağılımı seçmeniz gerekiyor. Perakende sektöründe çok veri var dedik ya, mağazaya geliyorsunuz bir sürü ürün var. Bir sürü, yani tek tek ürüne baksanız da ya da o ürünleri gruplasanız da nasıl gruplarsınız? İşte mağazaya girdim, çikolatalar. İşte ne var başka?
çikolatalar. Tek çikolatalar geliyor aklıma şu an. Ya da diyelim ki Waikiki'ye girdiniz. Etek, hani şu an düşün, elbiseler. Bayağıdır da görmüyorum böyle güzel elbiseler. Elbiseler, ondan sonra ayakkabılar falan. Tek tek 39 numara değil de mesela şunu diyebilirsiniz ya. Kadın ayakkabı ya da kadın topuklu ayakkabı. İşte dedim markette ne diyeyim işte portakal suyu, meyve suyu. Mesela biraz daha üstü yerlerşeye çıkayım. Ya da içecekler. Ya da işte et ürünleri, süt ürünleri gibi mesela grupladım. Böyle birçok ürün var. Tahmin modeli çalışırken ya da biz işte diğer başka bir problemi çözmek için analiz yapmamız gerekirse buradaki ürünleri aslında grupluyoruz. Seviyelerimiz, hiyerarşilerimiz var. Diyoruz ki bizim yani bu perefende satışı nerede gerçekleştireceğiz diye kanallarımız var, mağazalarımız. İşte alışveriş mağazaları olabilir, cadde mağazalarımız olabilir ya da e-ticaretimiz olabilir. Sonra diyoruz ki peki tamam biz bu ürünlerle ilgili bir tahmin yapacağız, bir analiz yapacağız. Ama değişken olarak gerçekten takvim zaman diye bir değişkenimiz var. İşte haftanın günleri olsun, işte sıcaklığı olsun, karı olsun, işte özel günleri kutlamaları olsun, İstir olsun, yılbaşı olsun, bayram olsun ya da büyüyen bir trend olsun ya da küçülen bir trend olsun. Birçok zamanla bağlı değişkenlerimiz var. Bunlara da bakıyoruz. Bakarken de diyoruz ki bu ürünleri bir gruplayalım. Birçok ürün var. Bunları tek tek bunları model çalıştırmaktansa gruplayalım benzer ürünlerde. Diyelim ki cluster yaptınız, gruplayamadınız. Clusterladınız. Yine yani küçük bir proje çıktı bunun içinden. O clusterlara tahmin üreteceksiniz. Bu şekilde seviyelendiriyoruz perakende sektöründeki verileri ve bu seviyelerden analiz yapıyoruz ki daha hızlı sonuçlar alalım. Peki biz bir machine learning modeli çalıştıracağız. Diyelim ki XYZ çalıştıracağız. Elimizde de veri var. Eğitimi, validasyonu ve testini ne şekilde yapacağız? Şimdi train eğitim dediğimiz model parametrenin tahminini için kullanılıyor. Yani modeli ben tahmin ediyorum train. Ondan sonra ben bu modeli tahmin ediyorum ama doğru mu tahmin? Benim modelim doğru mu çalıştı diye bir validasyon çalıştırıyorum. Bu genellikle ekstra çalıştırılmıyor. Biraz önce GBM'de gösterdiğim R-Code'un içinde Begging'le yapılabiliyor genellikle. Begging'le birlikte aslında validasyon yapmış oluyorsunuz. Sonra modelimi çalıştırdım. Bu modelin çıktısını test etmem gerekiyor. Peki train'e test nasıl çalışıyor? Diyelim ki 100 adet gözleminiz var. 100 adet gözlemin ya %70'ini ya da %80'ini ayırabilirsiniz. Diyelim ki %70'ini ayırdık. 70 gözlemden modeli çalıştırdık. XYZ'lu çalıştırdık. Geri kalan 30 gözlemi ise diyoruz ki bu modelin çıktılarını, bir model üret, çıktılarını gel bu 30 tane, 20 tane gözlemle karşılaştırıp bunların sapmalarını hesapla ve test et. Buradan başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Elde ettikten sonra da bunları canlıya alabiliyoruz. Canlıya eğer başarılı bir sonuç elde etmezsek anlattığım gibi ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. Bir şey mi kaçırdık? Nerede hata yaptık? Canlıya aldık diyelim. Sizin aslında probleminize bağlı olarak o problemin içindeki verinin değişim hızına bağlı olarak machine learning modellerini sürekli training test dönemine sokabilirsiniz. Biz genellikle 3 ayda bir yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tekstilde trendler çok hızlı değişmiyor. Ama diyelim ki bir FMCG hızlı tüketimini tahmini yapmak istiyorsunuz. Burada daha hızlı değişen bir yapınız varsa ayda bir de yapabilirsiniz. Biz ayda bir de yapabiliriz ama deneyemedik. Denersek biz sonuçlarına bakıp eğer gerçekten böyle katma değer bir performans iyileşmesi görürsek ayda bir de indirebiliriz. Ama genellikle tekstilde 3 ayda bir yapıyoruz diyelim. Peki bu kadar tahmin yaptık. Diyelim ki işte satış tahmini yapıyoruz. Peki biz feature seti nasıl bileceğiz? İlk önce satışları etkileyen değişkenleri bilmemiz lazım. Yani aslında bir o işi, operasyonunu bilmemiz lazım. Bir satış yapılacak, işte mağazada bir satış yapılacaksa mağazaya gidip görmek lazım, müşteriyi anlamak lazım. Sadece verileri alıp da verileri çalıştırıp bir machine learning modeline sokup da sonuç elde etmek çok faydalı değil. O yüzden iş birim bilgisine sahip olmak lazım. Feature setinde bu bilgiyle analiz etmek gerekiyor. Satışları analiz ettim. Neler etkiliyor buldum. Genellikle bu eğitimlerimde yapmış olduğum menti.com'dan yapılıyor. Değişkenle sizce satışları etkileyen faktörler ne diye sordum. Genellikle sonuçlar böyle çıkıyor. İşte hava durumu, kalite, indirim, kampanya, özel günler, reklam. Ben buradan sordum, buldum. Dedim ki feature setim ben buradakilerle yapabilirim mesela. Hani siz internette resimleri şey diyorsunuz ya burada araba var, burada araba var, burada araba var, burada araba var. Aynı şey yaptığım gibi düşünebilirsiniz. Öğretiyorum yani. Diyelim ki buradan bir sürü öz nitelik bulduk ve işte bununla alakalı biz modeli çalıştıracağız. Şimdi bizim amacımız neydi?
satış tahmin edeceğiz. Geleceğe satış tahmin edeceğiz. Bir sorunumuz var. Diyoruz ki Espark mağazasında kısa kollu elbise 30 gün boyunca ne satacak diye bir problemimiz var. Eskişehirli olduğum için Espark'ı seçtim. Buradan Eskişehir'e selamlar. Bağımlı değişken olarak diyorum ki Espark mağazasında işte kısa kol elbisemin 720 günlük bir verisi var bende. Büyük bir veri, çok güzel. 2 sene maşallah, ne güzel. Ondan sonra diyorum ki ben peki diyorum bu Espark mağazasına kısa kollu elbiseyi 30 gün için nasıl tahmin edeceğim? İşte elimde başka geçmiş verilerim de var, işte öz nitelikleyebilirsiniz bu sağ tarafa, açıklayıcı değişkenler. İşte geçmiş satış adetlerim olabilir. Bunun farklı feature engine değiştirebilirim. İşte son haftanın satışlarını alabilirim, son 2 haftanın satışlarını alabilirim. Ya da buradan hareketli ortalamalar yöntemi çıkartabilirim. Evirip de çevirebilirim oradan. Oradaki değişkenleri, işte verileri değiştirip oradan bir ilişki bulabilirim. Sıcaklık, yağış miktar, özel günler, işte haftanın günü, pazartesi pazar mesela farklı olabilir. Okullar açık mı, kapalı mı? Bunlar etkili olabilir. Kampanya, indirim, fiyat ve o ürünü bulunma oranımız, bulunurluk. Yani diyelim ki ben bir siyah tişört almak istiyorum basic. O mağazada var mı bulunurluk? Bununla alakalı verileri topladım. Bir de dedim ki ekstrada, ya hem özel gün hem de çok sıcak. Bununla alakalı ya da özel gün çok soğuk. Bununla alakalı bu şekilde modellerimi çalıştırabilirim. Hangi algoritmaya uygun çalıştırabilirim ve sonuçlarımı test edebilirim. Şimdi vakte bakayım, süremize bakayım. Az kalmış. Bu kadar anlattığımda aslında bir çalıştığım dönemde de böyle bir öneriler diye ayırmak istedim. Bunları hızlıca aktarayım, sonra sorularınıza geçeyim. Verileri anlayın arkadaşlar, özetleyin. Bir bakın elinizdeki veriler ne? Belki gerçekten anlamsız bir veri gelmiş olabilir. Yanlış veri almış olabilirsiniz, olası oluyor. Hep karşılaştığınız bir problem. İş bilgisini öğrenin. Sadece veri olarak değil de ya bu oluyor ama deyip sorgulayın. Bu nasıl olmuş diye. Çünkü belki size bilgi aktarılmamıştır ya da orada olmamıştır ve siz bulabilirsiniz. Bence öylesi daha zevkli. Bilgi, veriyi düzenleyin, ezberlemeyin. İstisnai durumları öğrenin. İstisnai durumlar derken mesela satışlarda yağışlar çok fazla olduğunda bu satışlar yükselir mi, yükselmez mi? Yükseldiyse neden yükseldi? İstisnai durumları öğrenin. Belki oradan kazanacağınız bir performans olabilir. Öz niteliklerin etkilerini araştırın. Yani sizde bir öz nitelik listesi geldi. Bir korelasyonuna bakın. Ya da zaman serisi yapıyorsanız Granger nedensellik analizi yapın. Gibi gibi farklı birbirleriyle alakalı etkileşimlerine bakabilirsiniz. Bunlar anlamlı mı diye bakabilirsiniz. Sonra işte ben GBM'i aldım, işte GBM yazdım, paketin içine de koydum, X'de Y'mi koydum. Deyip çalıştırmayın. Bu modelin içindeki algoritmayı öğrenin. Yani bir GBM yapıyorum, bir XGBM yapıyorum. İkisinin arasındaki farkı öğrenmeye çalışın. Ben bu algoritmayı yapıyorum, acaba uygun mu diye sorgulayın. Algoritmanın zayıf ve kuvvetli özelliklerini öğrenin. Bu geliştirmeniz için önemli olacaktır. Elinizde diyelim ki bir XGBoost var ama ben yapay sinirle çalışmak istiyorum. Peki bunu yapacağım, bu kadar emek harcayacağım. Gerçekten uzun süren bir çalışma. Peki bunun faydası olacak mı? Kuvvetli yanları ne? Bunları araştırın. Makaleler ve çok güzel tezler var yazılmış. Kodlama yaparken benim yaptığım bir hata genellikle şeydir ya, öğretmenin söylediğini yapın, yaptığını yapmayın. Spagetti kod yazmayın. Fonksiyonlarla geliştirmeye çalışın. Özellikle işte Arda kodlama yaparken. İşte feature seti yapıyorsunuz mesela. Feature seti yapınca sanki böyle her gün çalıştırdığınızda başka bir proje geldiğinde tam feature seti gelecekmiş gibi fonksiyonlar yazın. Güzel. Böylece aslında makine öğrenme sürecini hızlandırırsınız. Çünkü feature setini oluşturması biraz zaman alabiliyor. Makinenizi iyi tanıyın, çalıştıracağınız makinenizi iyi tanıyın. İşte bu çalıştıracağınız veri setinin büyüklüğüne sizin makineniz sağlayabilecek mi? Yeterli CPU, yeterli RAM ya da yeterli GPU'nuz var mı? Görsel işlemi yapacaksanız GPU'nuz gerekecektir, GPU yeterli midir? Ona bakmanız gerekir. Hata almaktan korkmayın. Önemli olan hatayı nasıl çözebileceğinizdir. Çok şükür Stack Overflow'umuz var diyoruz. Her zaman da modeli tahmin ettikten sonra hatalarına bakıp diyoruz ki eğer biz hata yaptıysak nerede hata yaptık bunu öğrenelim. Katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Hazır kapanışta Arleyi Zekin'e de teşekkür ediyorum. İstanbul Eskişehir Ankara'ya. Ben çok hızlı soruları ileteceğim Zeynep. Gerçekten çok fazla soru geldi. Senden de çok hızlı yanıtlamanı istiyorum. Çünkü hepsini yanıtlamak istiyorum yani. Çok güzel sorular var. Başlıyorum.
Bu analizleri nereden öğrenebiliriz? Üniversitede gördüklerim genelde çok ana istatistik konularıydı. Bunları internette Ar-Ge nasıl yapmam gerektiğini incelerken kaynakların genelde sınırlı olduğunu fark ettim. Nasıl öğrendiniz? Teşekkür ederim şimdiden. Yani genellikle search ettim. Yani bir de tabii iş yerimde kullanılan modeller vardı. Oradan aslında deneyimimlendim. Ama hani detayına baktığımızda teorik olarak hep search ettim. Yani bu Ar-Ge nasıl yapar dedim. Ar-Ge yapılan projelere baktım. İşte buradaki parametreler neden kullanılmış dedim. Ve bazı şeyleri de deneyerek öğrendim diyebilirim. Yani bu anlamadım. Bazen işte öyle çok karışık yazıyor her şey falan. Dedim ki bunları bir deneyeyim bakayım aradaki farka bakayım dedim. O şekilde yaptım. GBM Xtrudes'la alakalı YouTube'da çok güzel bir tane video var. Belki şey linkini paylaşabiliriz Arlı'ya dizden. Ben oradan çok güzel bilgiler öğrenmiştim. Şey Tamam. yazabilirlerse YouTube'a. GBM versus Xtrudes ya da şey yazabilirler. Decision Tree yazabilirler. Bir tane adam var şarkı söylüyor. Gitar çalıyor falan. O video çok eğlenceli. Oradan devam edebilirler. Devam ediyorum. Makine öğrenimine nereden başlayabiliriz? Teşekkürler hocam. Makine öğrenim o çok aslında bana sorarsanız ben ekonometri mezun olduğum için birazcık temel istatistikten başlanmasını öneriyorum. Temelinden başlanmasını. Aslında problemin tanımlaması gerekiyor. O problemin için ihtiyacı olabilecek algoritmalar ya da modeller genellikle tezlerde ve makalelerde zaten işlenmiş oluyor. Oradan yola çıkabilir. Hani ben büyük bir dünya. Bu büyük dünyada sıfırdan başlamak istemiyorum, kısaca bir yol bulmak istiyorum derse, tezler ve makaleler ona destek olabilir. Oradaki yöntemleri okuyup kendi problemine uygun mu değil mi diye bakabilir. Onun başında da dediğim gibi temel istatistik, işte dağılımlar, işte ekonometrik yöntemler, bir model yapıldıktan sonra modelin hatalarına nasıl bakılır, optimizasyon konuları var şeyde karar ağaçlarında, boosting'de onlarla alakalı konularda biraz çalışabilir. O şekilde ilerleyebilir. Tamam, teşekkür ederiz. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba, makine öğrenimi bölümünde yapay zeka metotlarından yararlanıldığı belirtilmişti. Hangi metot sıklıkla kullanılıyor acaba? Anlatırken hafızamda direkt Hopfield A canlandı. Çok teşekkürler şimdiden. Anlamadım çok soruyu. Benim anlattıklarım dışında bir sürü aslında model var ama bunlar daha çok popüler modeller. Yani hangi metot sıklıkla kullanılıyor acaba diye asıl soru bu. XGBoost, GBM, yapay sinir ağları. Tamam. Teşekkür ederiz. Devam ediyorum. Öncelikle webinar için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hepinize dinlediğiniz için. Gelire göre alokasyonu nasıl yapıyorsunuz? Sektörde max gelir, minimum talep için göz önünde bulundurduğunuz özellikler, koşullar nelerdir? Clustering. O konuyu aslında alokasyon detayını orada ben yapmıyorum ama şu şekilde söyleyebilirim. Müşterilerin segmentasyonları var. Zaten müşteriler mağazaya gidip satışları yaptıkça aslında kendi personasını, kendi satın alma eğilimini yansıtıyor satışların içinde. O şekilde ürünler şekilleniyor. Ama işte gelir üzerinden bazı pazar araştırmaları, anketler yapıyor. Belki pazar araştırmaları birimi ve çalışan arkadaşlarım daha detaylı bilir. O şekilde yönlendiriliyor olabilir. Ama ben o konuyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgim yok bizim şirkette. Tamam. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba, sorum şu. Makine öğrenmesi denilen GBM vesaire yöntemler fazla öğrenmeye meyilli modeller. Burada tecrübeniz nedir? Mesela COVID-19 çok büyük ihtimalle tüketici davranışını değiştirdi. Rejim değişikliği olan durumlarda makine öğrenmesi dışında modellere geçiş yapıyor musunuz? Rejim değişikliğinde non-parametrik modellerin tahmin gücünün düşük olduğunu gözlemliyor musunuz? Tahmin gücü düşük. Evet çünkü neden? Bu aslında bir yapısal kırılma. Bırakın istatistiksel modelleri biz bile öngöremiyoruz önümüzü. Çünkü girdiler sürekli değişiyor. GBM, XGBoost gibi evet overfitting var ama ondan üstüne gelen Light GBM ve diğer modeller aslında geliştiriyor. Şu an sadece XGBoost üzerinde mesela çalıştık. Light GBM üzerinde çalışıp deneyimlememiz lazım. %100 tahmin ediyor gibi bir 4 senelik deneyimle de karşılaşmadım açıkçası GBM ve XGBoost'ta. Yani hep küçük bir hata payı var. Ama COVID-19 tahminleri gerçekten istatistiksel modelden bu başarıyı beklemek zor. Çünkü biz bu virüs çıktığında SARS'ın geçmiş verilerine bakmak istedik. Hiçbir bir salgın veba hariç bu kadar etkili değil. Geçmiş veriye ihtiyacınız olması lazım. Ve alınan aksiyonlarda başkalaşıyor. Aynı önlemler alınmıyor. Önlemlerin de etkisi çok büyük. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Zeynep Hanım, öncelikle detaylı sunumunuz için teşekkürler. Sorularım şu şekilde.
Bir, makine öğrenmesi ile analize geçmeden önce feature'larınızı herhangi bir machine learning yöntemiyle ağırlıklandırıyor musunuz? Her feature'ın tüketici tercihine ya da terk edişine etkisi farklı oranda olabilir. Öncelikle bunu alalım cevabını. Şöyle aslında GBM çalışırken ya da XGBoost çalışırken onların importance yani kendi içinde ağırlıklandırdığı var. Biz ekstra ağırlıklandırmıyoruz. Bizim kendi yaptığımız algoritmanın içinde ağırlıklar var. Ama diyelim ki birçok feature setimiz var ve siz bu feature setin hangisinin çok önemli olduğunu bilmiyorsunuz ya da bu kadar çok feature setini koymak istemiyorsunuz. Ya da diyelim ki iş bilgisi yok. Bununla alakalı feature engine algoritmaları var. Galiba karar ağaçları da en kolay kullanılan yöntemlerden biri. Karar ağaçlarını kullanarak aslında oradaki önem derecesini bulup yani gereksiz ya da fazla olacağını düşündüğünüz, çok etkisi olacağını düşünmediğiniz feature'ları eleyebilir. Oradan önemli feature'ları çıkartabilirsiniz. Zaman serileri için yaptığım bir analiz vardı. Granger nedensellik analizine bakıyorum zaman serilerinde. Ya da diyelim ki işte birlikte varyans, birlikte aynı şekilde hareket etmiş mi gibi şok etkilerine bakıyorum. Ama karar ağaçlarında sadece GBM ve XGBoost kendi içinde çalışıyor. Diğer ikinci soruya geçiyorum. Feature selection yaparken ANN dışında feature selection yöntemleri kullanıyor musunuz? Random Forest ya da KNN gibi. Şöyle feature select KNN'i şurada kullanıyoruz. Aslında KNN değil ama şöyle bir clustering kullanıyoruz. Çok mağaza olduğu için mağazaları clusterlıyoruz. Ama diyelim ki ileride ürünler de çok, ürünleri de clusterlayabiliriz. Onun dışında ayrı bir feature selection yapmıyoruz. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir sürü yöntem var. Ama dediğim gibi zaman serilerinde yapıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba, etkinlik için öncelikle teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Zeynep, data table olmazsa olmazım dedi. Sorum, DeepLayer ile data table arasında ne farklar vardır? DeepLayer kullanıcısı birinin data table alışması kolay olur mu? User defined fonksiyonlarda hangisini önerir? Paylaşımlar için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. SQL'e alışkınlarsa, SQL dilini biliyorlarsa aslında DeepLayer ilk ara başlayanlar için rahat bir dil. DeepLayer öneriyorum ilk başta. Ama diyelim ki büyük veriyle uğraşacaklar. İşte milyonlarca satır var. İşte milyarlarca satır var. Data table'ı öneriyorum açıkçası o durumda. Eğer veriniz büyükse data table'ı kullanabilirsiniz ama çok büyük veriniz yoksa ve bir de ara yeni başladıysanız, daha kolay anlamak istiyorsanız DeepLayer ile devam edebilirsiniz. İkisi de olabilir. Bizim modellerde DeepLayer kodu da gördüm ben. Yani ben seviyorum. Hani bu benim tercihim. Ama DeepLayer'da neden olmasın? Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Entropi formülü gördüm. Ne amaçla kullanılıyor bu sektörde? Karar ağacı algoritmasında kullanılıyor. O yüzden ekledim. Karar ağacı kullandığımız için de entropi hepsinde de var aslında. GBM'de de var. XGBoost'ta da var. Homojenliği ayarlamak için kullanılıyor diye hatırlıyorum. Teşekkürler. Son bir sorumuz var. Makalelere nereden ulaşıyorsunuz? Niye Google'dan? Yazıyorum diyorum ki işte diyorum ki yapay sinir ağları, talep tahmini yazıyorum. Oradan çıkıyor. Akademiler var mesela. Oradan bakıyorum. Şey yapıyorum aslında hızlı bir search ediyorum. Neyi tahmin etmiş diyorum mesela. İşte ben satış tahmini yapacaksam elektrik tahminine bakmıyorum. Talep tahminine alakalı bir şeyler arıyorum. Aslında oradan search ediyorum. Yani şey İngilizce daha çok kaynak var bu konuda. Daha güncel modellere bakabiliyorsunuz. Ama diyelim ki yayınlanmış tezlere bakmanız gerekiyorsa bir ara yok internet sitesinden bakıyorum şeylere, tezlere. Ama onun dışında Google'dan çok rahat bulabilirsiniz tezleri. Akademi, yanlış hatırlamıyorsam akademiye girip titreleyebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadar. Öncelikle Zeynep'e bu güzel sunumu için teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp sunum yaptığı için. Ve sizlere de katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. Webinarımız bu şekilde devam edecek. Her alandan konuşmacıları çağırmayı düşünüyoruz. Yani R'ın kullanıldığı farklı alanları görün istiyoruz aslında. Sizlerin de özellikle bir isteği olursa bunları bize sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimizde 29 Mayıs'ta Mine Çetinkaya ile birlikte olacağız. Hepinizi o oturumumuza da bekliyoruz. Teşekkür ederiz.